Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kendi kendime konuşurken başlattım videoyu. Şimdi neyden bahsedeceğim bugün? Mesela birlikte ders çalışalım işte. Vay efendim 10 saat ders çalıştım. Hastanede ders çalıştım. Yağmur altında böyle bir ara ciddi anlamda ders çalışma kanalına döndük. Çünkü neden? Sınavım var abi. Özetle o videoların her birinin yorumunda da yazan spesifik tek ortak yorum konuşamadım. Sen bu kadar süre çalışıyorsun da onların hepsini aklında nasıl tutuyorsun? Sonra bu soru bana gelince ben bir düşündüm. Hakikaten lan ben nasıl aklıma tutuyorum diye. Fark ettim ki 3-5 bir şey var. Yani hep yaptım, ortak yaptım. Onları anlatacağım size. Umarım ki işinize yarar. Yani bu amaçla çekiyorum zaten, tahmin edersiniz ki. Neyse, ilkinden başlayalım. Bir kere telefon benim kafamı darma duman ediyor abi. İnanılmaz derecede yoruyor beni. Sürekli kafam orada. Bu efendim Instagram'dan mesaj geldi mi? WhatsApp'tan bir şey geldi mi? Çünkü ben bildirimleri kapattım. Kafam orada olduğu için bildirimleri kapattım. Bildirim gelmeyince bu sefer aklım hep orada. Ay arkadaşım şunu diyecekti, şunu yazacaktı, bilmem ne falan filan kafamda sürekli. Ay şu videoyu yüklemiştir, belki kanalına gitsem izlerim falanlara. Böyle kendimi sürekli savrulduğumu fark ettim. Onu düzeltmek için telefonu al git yan odaya koy mu yapmadım dersin, tamamen mi kapatmadım dersin. Her şeyi denedim ama olmuyor çünkü telefonu gerçekten de bağımlıyız. Bağımlı olmak zorundayız. Yani bu bir ihtiyaç. Çünkü ben ders çalışırken mesela Google'dan sürekli Latince kelimelere bakan birisiyim. Şimdi o olmadan nasıl yapacağım bunu? Ondan şimdi dediğim uygulamayı kullanıyorum. Nox Ocean adı. Şimdi bunun özelliği 3 tane modu var abi. Diyor ki sana, al sana normal mod. Burada bütün uygulamaları kullanabiliyorsunuz ama burada size 2 saatlik bir süre veriyor. En fazla 2 saat çalışabiliyorsun. Sen çalışmayı bitirdiğin zaman sana küçük küçük şehircikler kuruyor. Ve sen de bunu tam oluyorsun. Neden bilmiyorum işte, bu bilgisayar oyunu oynayan bir gençliğin kattığı ruhtan mıdır nedir? Sırf o bina yıkılmasın diye oturup ders çalışıyorsun. Telefonu kurcalamıyorsun. İkinci modu derin mod. Benim asıl kullandığım. İşte orada uygulamaları seçebiliyorsun. Diyorsun ki bana Google'a izin ver ama WhatsApp'a girmeyeyim, Instagram'a girmeyeyim, YouTube'a girmeyeyim gibi şeyler. Seni bu şekilde kontrol etmiş oluyor. Üçüncü bir modu var. O da aşırı odak modu. Orada da telefonu alıyorsun ve ters çeviriyorsun. Ve bir daha almıyorsun elini. Burada 6 saate kadar çalışabiliyorsun ama ben sorsan 2 saatini yapabildim sadece. Çünkü zor bir şey gerçekten telefonla uzakta çalışmak. Neyse, bir yandan da bunları senin için not ediyor takvimde. İşte diyor ki sen bu kadar çalışmışsın bugün. Bu kadar da çalışmamışsın aga. Ona göre kendine ayar ver. Ben niye böyle konuşuyorum bu aralar? Uygulama hem Android'de hem de iOS'ta var. Açıklamaya da koyuyorum. İlk yoruma da koyacağım. İndirip bakabilirsiniz diyerekten ikinci maddeye bağlanıyorsun. Şimdi bak, yine mantıksal ilerleyelim. Neden aklına kalmıyor? Çünkü sen o sırada tam anlayamıyorsun. Şimdi mesela Ali ile Veli'nin bir dedikodusunu yapsam sana, orada aklında kalıyor. Yıllarca kalır yani. Neden? Çünkü Ali Veli vay efendim kavga etmişler, barışmışlar, bilmem ne. Neden? Senin bildiğin, net olarak anladığın, günlük hayatta gördüğün rahat şeyler, basit şeyler. İşte dersleri de bence ona çevirince akılda kalmaya başlıyor. Şöyle ki, bir kere bilmediğin kelimedir veya hiç anlamadığın bir konudur. Bir kendine onu anlat. Bunu anlattan kastım, kimisi var? Açıp kendisi sesli sesli anlatır da çalışır ve öğrenir. Mesela böyle bir taktik var. Ben bunu hiç yapmadım ama ben onun ilginç bir versiyonunu yapıyorum. Oturup yazıyorum onları ama tabii uzun uzun değil, yanlış anlaşılmasın. Dur örnek vereyim. Bak işte. Hiçbir şey görmeyeceksiniz. Ama ben zaten göstersem de hiçbir şey anlamayacaksınız çünkü saçma salak her şeyi yazmışım. Ama mesela gitmişim EKG çalışıyorum. EKG'yi biliyorsunuz. Kalp grafisi. Anladığım yerleri hiçbir şey yapmamışım. Anlamışsam hiçbir şey yapmaya gerek yok zaten. Sen anlamışsın. Sal artık o paragrafı. Hatta gerekiyorsa çiz. Ben onu da yapıyorum. Çiziyorum mesela üstünü. Diyorum ki bak bu ikinci tekrarda bakmana gerek olmayan bir kısım. Sal burayı artık. Öğrenmişsin de yani. Önemli bulduğum ve öğrenmediğim yani. Tam hala aşırı derecede bilmediğim şeylerin altını çiziyorum. Ama burada hayvan gibi çizmeyin. Tabii ki de öğrenmediğin tonlarca yer var yani. Önemli 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 yerleri çizin ki kaybolmayın. Sonra ne oluyor? Bir sayfaya bakıyorsun. Her yer boyama kitabı gibi yani. Orada öyle olunca göremiyor insan önemlinin ne olduğunu. Anlamadığım, gerçekten de bilmediğim yani hani önemli tamam altını çizme çizerim ama ben bilmiyorum dediği şeyler de ben gidip yanına açıklıyorum. Ama bu açıklama şöyle değil yani. Şimdi ben bunu tıbbi de açıklarım. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu. Latince kelimeleri döktürme de döktürebilirim. Hayır, sen zaten Latince kelimeler veya bilmediğin bilinmezlikler içerisinde olduğu için anlamadın zaten büyük ihtimal diyerekten ona gidip bastırıyorum çünkü basmak kelimesi okudum. O da şöyle mesela korona artar daralmış besleyememiş yazmışım. Aslında bunun iskemiye uğramış falan filan diye böyle çeşitlendirirsin dediğim gibi. Ama ben basit yazmışım değil mi? Çünkü bak bu olduğu için bu oldu yani sen bunları biliyorsun sakin ol. Oradan onu kodlamışım kafamda. Yazmışım da yanında çünkü böyle şeyleri çok kodlayınca okurken ha bu bundan oldu şu şundan işte birazcık hikayeleme. Ay dur orayı da anlatayım mı?
Kendi kendime bölüyorum bunu. Bak, hikayeleme. Aslında demek istediğim her şey buraya bağlanıyor. Onun için hadi oradan devam edelim. Ali Veli kavga etti dedim de aklınıza kaldı ya. Sonra barıştılar idi. Bak, bunun aynısını dersi yapacaksın. İnanılmaz işe yarıyor. İnanılmaz. Asla unutmuyorsun. Yani unutsan bile hikayenin bir iki kısmını unutuyorsun gibi bir şey oluyor. Bunu nasıl yapacaksın? Şimdi ben giderdim size burada bir konuyu. Ben anında Ali'ye böyle demişim, Veli'ye böyle yaptırmışım falan diye yazdığım, kafamda kurduğum şeyi anlatırsam sizin kuracağınız şeyleri ben kısıtlamış olurum. Çünkü burada kafana göre rahatça takılabilmelisin. Bir kelimeyi gördün, anlamadın. Bir konuyu hatta anlamadın. Sen o kelimeyi neye benzettin? Bu bir şeye, bir harfe de benziyor olabilir. Hayatındaki bir anıya da benziyor olabilir. Hayatındaki bir kişiye de benziyor olabilir. Sen bir daha o kelime ya da her neyse işte konumudur, her neydiyse, bu bir paragrafın içerisinde geçen bir alan da olabilir. Bu bir ilaç ismi de olabilir. Şimdi ben kendi yaşadığım dertlerden aklıma geliyor ama. Ona gidip öyle bir şeye benzetip sonra bir daha onunla ilgili bir şeyler kurduğun zaman bir de onu unutmuyorsun. Hemen örnek vermem lazım burada. Çok havada kaldı çünkü. Ya bak işte, aha bak, aha buldum. Bak şimdi, dressler sendromu. Açıklamayacağım da, bir şey de yapmayacağım. Korkmaya gerek yok. Panik yapmayın. Bu bir hastalık. Tamam, bu bir sendrom işte, dediği gibi. Dressler sendromu. İsmi de bu. Dress, İngilizce'de elbise demek. Bak ben burada elbiseye dair her şeyi birleştirmişim. İşte şu olur, bu olur. Hepsi tıbbi terim. Ondan kimseye yormaya gerek yok. Ama hepsini, o elbise kelimesini öyle bir bağlamışım ki şimdi dressler sendromunu düşününce direkt aklıma geliyor. O 5 şey direkt aklıma geliyor. İşte elbise şöyle olurdu demişim. Elbise böyle olurdu demişim. Elbise dikmek zaman alır demişim. Çünkü 2-11 hafta sonrasında oluşuyormuş bu hastalık mesela. Diğerleri hep tıbbi terim. Valla örnek iyi vermek istiyorum ama çok kafa karıştırıcı olur. Ya anlatabildim bence. Aklına gelen ilk şeyi etrafında konuyu çevireceksiniz. Bu sadece tıpta mı oluyor? Hayır. Ya matematikte bile yaptığımı hatırlıyorum ben bunu. Fende yaptığımı ve mesela şu an gerçekten çok başarılı insanlar videolarını izliyorum da. Her konuda bunu kullanıyor. İletişimden tut. Mesela bir adam diyor ki ben seni 10 yıldır görmedim. Sen benim ismimi nasıl hatırladın diyor. Çünkü o yöntemi, bu dediğim yöntemi kullanaraktan yapıyor. Adam işte Ali ise ismi. Gidiyor o Ali ile ilgili bir anısı var mesela. O adamı gördüğünde o anıyı düşünüyor falan. Sonra adamı 10 yıl sonra bile görse direkt anısı geldiği için aklına diyor ki ya bu ismi Ali'ydi. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Anladınız mı? Bunu bir sürü kişi bir çok yönde kullanıyor ve ben en çok bundan yarar sarıldım. Özellikle buna değinmek istedim. Ya ben birçok yöntem anlatacağım dedim ama hepsini yanlışlıkla bir arada anlattım. Özür dilerim. Ama hepsini aynı yere bağlanıyordu. Ne yapabilirim yani? Ne yapabilirim? En çok işe yarayan bu. Bir, en kötü şey, uzak tut kendinden telefon ve bilgisayar ve televizyonla var. Bir diğeri de malum yani, çalış. Asıl sorulardan bir tanesi de 10 saat nasıl oturduğunda çalıştım. Bence de yani, bence de. Katılıyorum size. Ama işte oluyor böyle yapınca. Çünkü oturmak sana batmıyor yani. Şey gibi olmuyor ya. Of, hiç bilinmeyen bir şey oturacağım da saatler harcayacağım ve kalktığımda yine hiçbir şey bilmiyor olacağım değil yani. Ben bu kafayla oturmuyorum. Diyorum ki hiçbir şey bilmediğim bir şey oturacağım, doğru, ama kendimi tek tek açıklayacağım. Çünkü yazıyor yani, konu anlatımı şeyden çalışıyorum işte. Ya test bile olsa, cevabını anlatmıyor bile olsa fikir yürütebiliyorsun. Google'larsın, şudur budur yani. Açıklayıcı bir şey var ortada. Önemli olan senin kendini anlatıp onun bir bilinmez olmaktan çıkartmak. Çünkü seni masaya oturmaktan geri koyan şey oturduğun zaman anlamayacağım düşüncesi ve cidden anlamıyor olman. İşte sen bunu gider tek tek anlatırsan kendine, bir, anlamış olduğun konularda bile sürekli unutabilirsin sonuçta, yeni öğrenmişsin yani. Onlara da böyle kolay, saçma salak bir şekilde yanlarına yazar, kodlama mı dersin artık buna, ne dersen, hikayeler misin, her neydiyse. Onu da yaparsan aklından da çıkmıyor bir daha. Gidiyor mesela 30 sayfa sonra yine aynı şeyleri okuyorsun. İşte dressler sendromu ya mesela. Neyi anlatıyorum, nereden nereye geldik. Her neyse, dressler sendromu 30 sayfa sonra okusan, aa yine bak aklınızda değil mi? 2-11 hafta işte uzun sürüyormuş çünkü. Neden? Elbise dikmek uzun sürüyormuş. Aa bir daha unutun da bu bilgiyi. Sıkıyorsun unutun. İşte böyle oluyor. Siz de birkaç konumuza bunu yaparsanız, ama her yere yapın demiyorum bak. Bilmiyorsundur. Sık geçeceğini düşünüyorsundur o konunun. Yani bu illaki benim karşıma sürekli çıkacak. O tarz konularda yapın. Çünkü diğer türlü hiç bilmediğin bir şey çalışırken her tarafı kodlamak, böyle hikayelemek zorunda kalırsın. Hayır, onları da basit yazın yani. Elbise dikmek uzun sürdü. Bitti. Vay efendim, elbisenin kumaşı nereden geldi? Kumaşının gelmesi uzun sürdüğünden böyle oldu. Yani böyle detaylandırmayın. Gerçekten roman yazmıyorsunuz yani. Kısa kısa. Büyük yazın. Ben hep bak büyük yazıyorum ki uzaktan bakıldığında bile ne olduğunu göreyim bak yani. Çok uzak tutuyorum. Bu iğrenç yazıyla bile şurada trombüs yazdığını okuyabiliyorum. Bu bir başarı benim için.
Ben şimdi bu videoyu yaparken hep dönüyorum vallahi de billahi. Bu videoyu yaparken düşündüm yani neleri demem lazım. Tekrar etmeniz gerektiğini söylemeliydim bence bu hikayenin gidişatına göre. Ama şimdi yapmadığım şeyleri millete gidip söylemek işime gelmiyor yani. Ha hiç mi tekrar etmiyorum? Ediyorum tabii ki de. Ama mesela benim tekrarım şöyle. Bir şey okuyorum diyelim, tamam mı? A konusundayım. Hiç alakasız L konusu geçti ya o A konusunun içerisinde. Hatırlayamıyorsam 2 dakika google'luyorum yani. Hani oturayım ben o L konusunu ayrı günler yazayım, programlar kurayım işte. Öyle bir program olsun ki 3 hafta sonra onu öyle bir manyak tekrar edeyim ki hayatımın ömrüm boyunca. Sonra onu bir daha 3 ay sonrasında tekrar edeyim. 3 yıl sonrasında hani böyle şeyler var ya biliyorsunuz belli bir ritimde tekrar etmek gerekiyor. Abi 3 hafta sonrasında 3 haftalık konu birikmiş oluyor. Ben hangi birini tekrar edeceğim kafasında olduğum için onu yük etmek istemiyorum. Bu sefer ne oluyor? Elin gitmiyor işte çalışmaya. Onun için ben hiçbir zaman bunu yapamadım. Ben anında okuyorum ya dediğim gibi. L konusunu bilmiyorsam L konusunu aç bir bak işte yani. L konusunu hayvan gibi çalışmak zorunda değilsin. L konusuna 3-5 bir şey hatırla. O sana yetecektir A konusunu çalışırken ya da sorusunu çözerken. Yani 4-4'lük bir şey yok. Tonlarca şey hepimiz çalışıyoruz. Nasıl ben şimdi öyle muhteşem bir şey söyleyeyim size? Ondan tekrar konusunda belki gerçekten isterdiniz ki işte bak pazartesi, salı şunları yapacaksın. Çarşamba, perşembe bunları yapacaksın. Böyle bir şeyler anlatmamı beklerdiniz belki ama yapmıyorum. Yapamıyor. Yapan varsa da anlatsın bacım. Bu arada ders programı yapmak. Ders çalışmaktan sıkıldıysan nasıl çalışacaksın? Eğer sürekli ders konusunda veya onda bunda erteliyorsan nasıl konu çalışacaksın? Nasıl soru çözeceksin? Gece ders çalışmak etkili mi, verimli mi? Bu tarz tonlarca videom var. Aslında her birinden bir tane var da her neyse. Biz onların hepsini açıklamaya koyuyorum. Bir de zaten tonlarca birlikte ders çalışalım videosu var. Ders çalışma videoları işe yarar gençler. Onları boşuna çekmiyorum. Karşında birisi çalışırken görünce oturup çalışıyorsun yani. Bunlardan verim alan tonlarca insan var. Onları da kullanmanızı öneriyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, verimli çalışmalar. Sakın hiçbir şey gözünüzde büyütmeyin. Herkes çalışıyor anasını yani. Aa bak herkes yapıyor bir şekilde. Öyle deli dehşet taktikler falan. Aa bu var yani. Yanına Ali Veli kavga etti yazıyorum. Buldum yöntem bu. 6 yıldır okuyorum. Ama işe yarıyor. Ne yapacaksın? Kendi yönteminizi bulun. Başkalarından dinlemek zorunda. Kendi videomu iptal ettiğim an. Hayır yani başkası ben şöyle çalışıyorum. Çok etkili oluyor bilmem ne. Sonra kendin denersin. Hiçbir işe yaramıyordur. Panik yapmana gerek yok. Yani herkes de her şey olacak diye bir kaide yok. Sen yazarak çalışıyorsundur. Sen de o etkiledir. Başkaları işte zaman kaybı yazmak, sakın yazma bilmem ne falan diyorlar. Abi sen ondan öğreniyorsan yaz yani. Başkalarını dinlemek zorunda değilsiniz. Beni dinleyin ama. Abone olursanız sevinirim. Malum 100.000'e bir yaklaştık. Aklım hep orada ya. Of. Olsak da bitse artık anladınız mı? Böyle bir çile ve bir yüke dönüşüyor her geçen gün. Neyse yapmak zorunda da değilsiniz. Şaka yapıyorum gerçekten. Sadece ben teşekkür ederim genel olarak. Ne bileyim izliyorsunuz falan. Hoşuma gidiyor. Neyse bay bay. Bence tamamız ya. Bence de tamamız Sena. Emin misin? Emin değilim.